Azerbaycan'da misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Şimdi Bakü'ye gideceğiz. Hem cephedeki son durumu alacağız hem de önemli çabaları var Türkiye'nin tabii her türlü katkıyı. Bu aşamada da Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam ediyor. TİKA cephe hattına yakın bölgelerde yaşayan ve düşmanın sivilleri hedef alan saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı kardeşlerimize temel gıda desteği sağlamaya devam ediyor. TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki. Bakü'den yayınımıza katılacak. Biz de hemen o noktaya dönelim. Fatih Avanos karşımızda, yanında konuğu da var. Arkada da TİKA'nın o yardım kamyonlarını görüyorum. Coşkun Özen, özellikle 27 Eylül'den bu yana kadar Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda 63 sivil hayatını kaybetmişti. 63 Azerbaycan Türk'ü maalesef yaşamını yitirmişti. 292 yaralı vardı. 1981 ev ise kullanılamaz hale gelmişti. İşte Türkiye gerek siyasi anlamda Dışişleri Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Azerbaycan'a desteğini gösterirken, yine TİKA Bakü Koordinatörlüğü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı aracılığıyla da insani yardım noktasında Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösteriyor. İlk olarak Kızılay'ın yardımlarını görmüştük. Yine TİKA'nın bölgeye insani ve ilk yardım malzemeleri gönderdiğini biliyoruz. Ve bugün de 4 tır dolusu kuru gıda malzemesi, temel gıda malzemesi Azerbaycan'da cephe hattından olumsuz etkilenen Azerbaycanlılar için yola çıkmak üzere. Sizin de ifade ettiğiniz gibi değerli bir yayın konuğumuz var. TİKA Bakü Koordinatörü Sayın Teoman Tiryaki bizlerle birlikte gerek yardımın detaylarını ve gerekse de yine bu anlamda yapılan çalışmaları kendisinden almak istiyoruz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Bugün önemli bir yardım var. Bölgede çok sivil yerleşim yerleri hedef alındı. Birçok sivil de evsiz kaldı. Böyle bir kampanya başlattınız. Neler, içeriği nedir, sizden alalım. Teşekkür ediyorum öncelikle sizlere. Sizin de bildirdiğiniz gibi bu geçtiğimiz ay Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarına Ermenistan'ın büyük taarruzları sonucu birçok yerleşim yeri ve sivilimiz maalesef bu geçtiğimiz bir ay içerisinde ciddi zarar gördü. Ölen şehitlerimiz oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var. Biz bu kapsamda ilk taarruzun başladığı an itibariyle Azerbaycan Kızılayı ile birlikte öncelikle 500 Azerbaycan çalışanını kapsayacak şekilde bir onlara ilk yardım çantası dağıtarak bunların burada bölgede ilk etapta yaralandıklarında onların bununla birlikte istifade edebilmesi için bu çantalarla bu çalışmayı başlattık ilk olarak. Daha sonrasında siz de bahsettiniz, yaklaşık 2000 aile bu süreçte evlerinden yoksun bir şekilde bırakıldı. Bu kapsamda da buradaki vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, kırı gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 2000 aileye 40 ton, yaklaşık 40 ton civarında bir yardım hazırladık. Bunu da devlet komitesiyle birlikte buradaki mecburi göçkün ve kaçkınlardan sorumlu devlet komitesiyle birlikte gerçekleştirdik. Bu geçtiğimiz yarından bugün yola çıkacak şekilde tırlarımız Terter, Berde ve Ağdam'ı kapsayacak şekilde bu 3 bölgeye yerleştirilen 2000 aileye ulaşarak onların geçici sürede olsa ihtiyaçlarını karşılamak adına Türkiye Cumhuriyeti olarak yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adına yaptığımız bir proje oldu diyebiliriz. Oldukça önemli. 4 tırdan oluşuyor 40 ton malzeme ve yine ifade ettiğimiz gibi Türk Kızılay'ı da yine bir 4 tırlık 40 tonluk, o da sıhhi malzeme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yine malzemeleri bölgeye sevk etmişti. TİKA Bakü Koordinatörlüğü de özellikle Terter'e yönelik çok ciddi saldırılar vardı. Orada oldukça fazla yaşam alanı tahrip olmuştu ve TİKA Bakü Koordinatörlüğü de bu anlamda başta Terter olmak üzere Ağdam'a ve Berde bölgelerine yine oradaki sivillere yönelik ciddi bir yardım kampanyası başlattı. Türk Kızılay'ın İstanbul'dan 2 gün önce 2. konvoyunun da yola çıktığını biliyoruz. Ve o 2 konvoyun ardından yine TİKA'nın özellikle bölgeye ilk yardım setlerini gönderdiğini biliyoruz ki ilk zamanlarda çok önemliydi o yardım. Çünkü bölgeye 500'ün üzerinde ilk yardım seti, acil yardım setleri gönderildi. Yaralılar çok fazlaydı. Bölgedeki hastanelerin kapasitesi belirli sayıdaydı. Bu anlamda bugünkü temel gıda da yardımları da yine orada evsizler için bir umut ışığı olacak. En azından ilk etapta bir can simidi olacak diyelim. Başkent Bakü'de notlarımız bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Türkiye'nin desteği özellikle bu dönemde son derece önemli. Fatih Avanos aktardı. Teoman Tiryaki yayın konuğumuz oldu. Çok teşekkürler Bakü'den aktardıklarınız için.